20 Temmuz günü başlayan adli tatilin sona ermesiyle 2013-2014 yeni adli yılına düzenlenen törenle girildi. Sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi'nde düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin ev sahipliği yaptı. Törende adliyede görevli hakimler, savcılar, adli personel, baro temsilcisi avukat Cavidan Karaöz Özyiğit'le çok sayıda avukat, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Hakan Demirörs, Sahil Güvenlik Birnoğlu Bot Komutanı Seyir Kıdemli Başçavuş Melih Geçkil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Orman İşletme Şefi Önder Barut, Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Oğuz Şahin, İlçe Müftüsü Emin Arık, MHP İlçe Başkanı Asım Başaran hazır bulundu. Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başlayan program konuşmalarla devam etti. İlk olarak kürsüye gelen Bodrum Baro Temsilcisi Avukat Cavidan Karaöz Özyiğit, yaptığı konuşmada hukukun bağımsız olmadığını iddia etti. Sorunların artarak devam ettiği yargı sistemimiz bugün tatilden çıkıyor. Hepimizin çok açık yapabildiği tespit ve değerlendirmelerle hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi gibi temel ilkelerde ortaya çıkan sorunlar bir bir gözden geçirildiğinde bir önceki yıllara göre yargıdaki sorunların daha da arttığı görülmektedir. Sadece yargıdaki sorunları değil, meslek sorunlarımızın da olumsuz yönde giderek yükseliş gösterdiği, çözüm önerilerimizin dikkate alınmadığı ve hukuksuzluğun meşru sayıldığı bir ortamda yeni bir adli yıla merhaba demekteyiz. Geçmiş adli yılda yargıda yaşanan hukuksuzluklar, barolara ve avukatlara yapılan saldırılar, baroların bertaraf edilmesi çalışmaları yeni adli yılı adil bir yıl olmayacağı endişesi doğurmaktadır. Daha sonra kürsüye gelen Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin, konuşmasına adliye binasında görevli mahkeme ve personel mevcudu açıklayarak başladı ve şöyle dedi. 5 asliye hukuk, 2 sur hukuk, 4 asliye ceza, 4 sur ceza ve 1 icra mahkemesi olmak üzere 16 mahkeme bulunmaktadır. Bu 16 mahkemede 16 hakim, yine Cumhuriyet Başsavcılığımızda bir Cumhuriyet Başsavcısı ile beraber 14 Cumhuriyet Savcısı, 11 Yazı İşleri Müdürü, 83 Zabıt Katibi, 1 Adli Sicil Şube Müdürü, yine oradaki personel, 13 Mübaşir, 2 hizmetli, 2 şoför, 2 teknisyen, 1 kaloriferci ve 9 temizlik görevlisiyle olmak üzere toplam 165 kişi adliyemizde görev yapmaktadır. Bu mevcut kadro ile iş yükünü karşılamaya çalışmaktadır. Yeni adli yıl açılışında Bodrum Adliyesi'nin iş yükünü gösteren grafikler eşliğinde konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin, Bodrum'un adliye açıdan sorunlarını şöyle sıraladı. Yargı çevresinin birinci bölge yapılması, ikinci olarak ağır ceza merkezi olması, eksik olan yardımcı personel sayısının tamamlanması, ilçeye yerleşim yeri dışında yeni bir cezaevi inşa edilmesi, hakim ve savcılar ile özellikle diğer yargı çalışanlarının lojman ihtiyacının giderilmesi, yine bugün adliyemizin fiziki yapısı gerçekten çok güzel, modern, ihtiyacı karşılamakta ise de yakın gelecekte ihtiyaca cevap veremeyeceği öngörüsü yapılmaktadır. Şimdiden mevcut binanın arka kısmında hazineye ait ve halen kullanılmayan arsanın tahsis kararıyla yine adliyenin arazisine tahsis edilmesi gerekmektedir. 2013-2014 yeni adli yıl açılış programı hazırlanan kokteyl ile devam etti.